Hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yapıp paylaşmış olduğum ve 1 milyon tıklamaya geçen o muhteşem tarifi tekrar paylaşmak istedim. Görselliğine hayran kalacağınız bu yemeğimizin özellikle sosu yemeğimize ayrı bir lezzet katıyor ve hemen tarifimize geçiyorum. Etmek istiyorum. Şu anda 500 gram kıyma görüyorsunuz. Fakat hazırlamış olduğum bu iç harcımın yarısı kaldı. O yüzden size tavsiyem 250 gram kıyma yeterlidir. 250 gram kıymanın içerisine bir büyük kuru soğan, 3 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, bir bütün yumurta kırıyoruz, tuz, kekik, kırmızı toz biber, karabiber, köri tozu varsa şayet kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı ben galeta unu kullandım. Galeta unu yerine bir dilim ekmek ufalayıp ilave edebilirsiniz. Ve köftemizi güzelce yoğuruyoruz. Şayet köftenizde maydanoz ilave edecekseniz, köftemizi güzelce yoğurduktan sonra bir tutam küçük kıymış olduğumuz maydanozu ilave edip şöyle hafif bir yoğuruyoruz. Burada çekimde maydanozdan önce köfteyi yoğururken daha kısa kesmişim. Aslında maydanozdan önce daha çok yoğuracağız. Tam kıvamını aldıktan sonra maydanozumuzu ilave edeceğiz ve şöyle bir ufaktan yoğuracağız. Köfte harcımızın elimize yapışmaması için elimizi yağlıyoruz. Küçük bir parça alıyoruz. Ve avucumuzun içerisine yuvarlıyoruz. Köfteleri ben şöyle bir misket büyüklüğünde yaptım. Sizler isterseniz daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı bir şey. İstediğiniz büyüklükte yuvarlayabilirsiniz. Ama bana sorarsanız bir misket büyüklüğünde yuvarlamanız yeterlidir. Az önce de belirttiğim gibi şu anda görmüş olduğunuz yarım kilo kıymamızdan yarısı kaldı. O yüzden sizlere tavsiyem 250 veya 300 gram kıyma kullanmanız yeterlidir. Hepsini küçük küçük yuvarladığımız için gördüğünüz gibi ne kadar çok köfte elde ettik. Bu kadar köfteye ihtiyacımız yok tabii ki. Bu tarifimiz için mutlaka patateslerimizin büyük olması gerekiyor. Çünkü daha sonradan ikiye kesip ortalarını oyacağız ve içerisine köftelerimizi koyacağız. O yüzden mutlaka çok büyük patates seçmeniz gerekiyor. Patates sayısını da insan sayısını ve tepsinize göre daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Patatesleri biliyorsunuz soyduktan sonra çabuk kararıyor. O yüzden soymuş olduğumuz her patatesi hemen bol suyun içerisine koyuyoruz. Hepsini soyup suyun içerisine koyduktan sonra içerisinden alıyoruz. Fakat mutlaka kurulamalıyız. Çünkü daha sonra yağın içerisinde kızartacağız. Şayet kurulamadan yaparsanız yağınız çok tehlikeli bir şekilde yüzünüze gözünüze patlayarak sıçrayabilir. Patatesi uzunlamasını ortadan ikiye kesiyoruz. İkiye kestikten sonra patateslerimizin içerisine oyacağız. Patateslerin içerisine oymak için mutlaka kaşık kullanın. Çünkü kaşık ile oymak en kolay yöntemdir. Ve gördüğünüz gibi kenardan biraz mesafe bırakarak patatesimizin ortasını kaşık ile oyuyoruz. Şöyle bütün olarak bir parçayı çıkartıyoruz. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. Kenarından gördüğünüz kadar mesafe bırakacağız. Kaşığımızı bayağı bir derine batırırsanız iyi olur. Ve bir parça da çıkartıyoruz. Şayet bir parça da çıkaramazsanız 2-3 defa da kenarlarını oyabilirsiniz. Hepsini aynı şekilde oyup hazırlıyoruz. Şimdi diyeceksiniz içinden çıkan patatesleri ne yapacağız diye. İçinden çıkan patatesleri gördüğünüz şekilde isterseniz pommes gibi uzun uzun kesebilirsiniz. Veyahut da yumurtalı yapmak istiyorsanız benim gibi aynı şekilde zar şeklinde küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben bunları zar şeklinde doğradım. Daha sonra patatesleri kızartıp buzdolabına koydum. Kızartıp buzdolabına koyduğunuz takdirde 2 gün buzdolabında bekleyebilir. O 2 gün içerisinde zaten ister yumurtalı yapabilirsiniz. Veyahut da üzerine şöyle sarımsaklı yoğurt döküp üzerine bir de salça kavurduğunuz zaman tadına doyamazsınız. Kalan patateslerimizden de aynı zamanda bir yemek daha elde etmiş oluyoruz. Tavamızın içerisine bol miktarda yağ koyup ocağımızı en yüksek dereceye açıyoruz. Yağımız güzelce kızdıktan sonra patatesleri içerisine koyuyoruz. Patatesleri ilk önce hangi tarafı kızartacağınız hiç önemli değil. Önemli olan her iki tarafını da kızartacağız. Önü veya arkası hiç fark etmiyor. Ben gördüğünüz şekilde ilk önce dizdim. Patateslerimizin hepsini tavamıza dizdikten sonra alt kısmı hafif şöyle pembe renk alana kadar kızartıyoruz. Kızarmış olan patateslerimizi ters yüz çeviriyoruz.
Az önce de belirttiğim gibi kaçıranlar için tekrar etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli. Biz patatesleri soyup suyun içerisine attıktan sonra suyun içerisinden alınca bez ile veyahut da mutfak kağıdıyla mutlaka çok güzel bir şekilde kurulamalıyız. Şayet kurulamadan patatesleri içerisine uyup kızartmaya kalkarsaydık kızgın yağın içerisine patlama yapar ve yüzümüze gözümüze zarar verebilir. Patateslerimizi çevirdikten sonra diğer tarafı da kızardıktan sonra patateslerimizi yağın içerisine alıyoruz. Uzun zamandır bu işi yaptığım için az çok yorumlarda neler gelebileceğini biliyorum. O yüzden hemen siz sormadan ben cevaplamak istiyorum. Bazı takipçilerim şimdi patatesleri yağda kızartmadan hemen fırına verebilir miyiz diye soracaklar. Tabii ki o şekilde yapabilirsiniz, fakat kızarmış bir patatesle yapmış olduğunuz yemek ile kızartmadan yapmış olduğunuz patates arasındaki lezzette dağlar kadar fark vardır. Size tavsiyem mutlaka kızartın ve kızarttıktan sonra yapın. Kızartmış olduğumuz patatesleri tepsimize dizdikten sonra üzerlerine mutlaka tuz serpiştirmeyi unutmuyoruz. Tuzsuz yemeğin biliyorsunuz kesinlikle tadı olmaz. Patates de bayağı tuz götürüyor. O yüzden tuzunu biraz daha fazla serpiştirmenizi tavsiye ederim. Köfteleri kesinlikle kızartmıyoruz. Kızartmadan patateslerimizin ortasına diziyoruz. Bu tarifi kızartarak yapanlar da var. Fakat benim size tavsiyem kesinlikle köfteleri kızartmayın. Hem kızarttığınız zaman zaten pişecektir. Fırında tekrar sürdüğünüz zaman köfteleriniz kuruyacaktır. O yüzden kızartmadan koyarsanız zaten yarım saat içerisinde köftelerimiz fırında çok güzel bir şekilde pişecek ve hafif böyle sulu sulu nemli ve daha lezzetli olacaktır. Ben oğlum pek kaşar peyniri sevmediği için yemeklerde o yüzden yarısını kaşar peynirsiz yaptım. Kızım ve ben de kaşar peynirini çok seviyoruz. O yüzden yarısını da gördüğünüz şekilde altına kaşar peyniri koydum. Sizler de kendi damak zevkinize göre dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kaşar peynirlerin üzerine misket köftelerimizden diziyoruz. Kaşar peynirinden üzerine de serpiştireceğiz, fakat üzerine bol miktarda serpiştirirseydik köftelerimizi tamamen kapatacak ve istediğimiz görselliği servis yaparken elde edemeyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi hepsini aynı şekilde üzerine diziyoruz. Tam bitirdim derken aklıma domatesler geldi. Şöyle dedim, biraz renk katmalıyım. Üzerindeki birer köfteyi aldım ve köftelerin yerine gördüğünüz gibi küçük domatesleri ikiye kesip üzerlerine koydum. Şayet küçük domatesiniz yoksa büyük domatesleri yarım ay şeklinde keserek üzerine koyabilirsiniz. Ayrı bir kasenin içerisine sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için 2 yemek kaşığı domates salçası kullandım ben. Şayet istiyorsanız biber salçası da kullanabilirsiniz veya karışık yaparsanız daha lezzetli olacaktır. 2 bardak su, 2 bardak su fakat benim kullanmış olduğum bardak ölçüm 150 ml, yani 300 ml su kullandık. Salçayla suyun güzelce karışması için iyice çırpıyoruz. Hazırlamış olduğumuz salçalı sosu öncelikle kenarlarından döküyoruz. Gördüğünüz gibi kalan ara boşluklardan ben salçalı suyun yarısını döktüm. Rendelenmiş kaşar peynirinden köftelerimizin üzerine az miktarda serpiştiriyoruz. Şayet sizler kaşar peynirinin bol olmasını istiyorsanız az önce gördüğünüz gibi rendelenmiş kaşar peynirini köftelerin altına bol miktarda koyabilirsiniz. Şayet köftelerin üzerine bol miktarda rendelenmiş kaşar peynirinden serpiştirirseniz o kaşar peyniri eridikten sonra o köftelerin üzerine tamamen kaplayacak ve görselliğini engelleyecektir. O yüzden piştikten sonra servis yaparken de güzel bir görüntü elde etmek istiyorsanız mutlaka benim yaptığım gibi yapmanızı tavsiye ederim. Kaşar peynirini serpiştirdikten sonra ben üzerinden almış olduğum domatesleri bu kez kaşar peynirlerin üzerine dizdim. Size fikir olarak göstermek istiyorum. İsterseniz yanına bu şekilde sivri biberden ince ince keserek dizebilirsiniz. Ben önce bu şekilde dizdim, sonra baktım yine pek içime yatmadı. Kesmiş olduğum o sivri biberleri ortadaki patatesin kenarlarına dizdim. Sizler kendi hayal gücünüze göre dilediğiniz şekilde üzerine biber, domates koyarsınız veya koymazsınız. O tamamen size kalmış bir şey. Hazırlamış olduğumuz salçalı sosu ben şöyle üzerine önce bir döktüm. Baktım ki domatesin üzerine de gelince görselliğini bozuyor. Aslında ben bu kısmı sizinle paylaşmayacaktım, fakat size de göstermek istedim. O yüzden daha sonradan domatesleri üzerinden tekrar aldım.
Köftelerin üzerine sadece bir yemek kaşığı salçalı sosumuzdan döküyoruz. Şayet fazla salçalı sos koyarsanız köfteler de piştiğinde yağsını ve suyunu salacak, çok sulu olacaktır patateslerin içerisi. O yüzden dikkat edin, sadece bir yemek kaşığı üzerlerine koyun. Geri kalan sosumuzu da aradaki boşluklardan tekrar tepsinizin içerisine dökebilirsiniz. Ve üzerine tekrar biraz daha rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirdikten sonra domatesleri tekrar üzerine dizdim. Çünkü ben istiyorum ki yemeğimizin lezzeti kadar görselliği de çok güzel olmalı. Şöyle tepsiyle ortaya getirip sunduğumuzda öncelikle gözümüzü doyurması gerekiyor. Kalan köfteleri de size şöyle göstermek istiyorum. Kalan köfteleri de buzluk poşetine doldurup buzluğa atabilirsiniz. Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi yemeğimiz muhteşem görünüyor. Önceden alt üst ayarda ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Yemeğimiz pişti. Ben biraz daha renklendirmek için kıyılmış maydanozdan şöyle üzerine biraz serpiştirdim. Bu yemeğimizin yanına pilav ve cacık da çok yakışacaktır. Ben videoyu paylaşmak için onları yapmaya pek fırsatım olmadı. O yüzden sizlere tavsiyem. Özellikle de soslu bir yemek olduğu için mutlaka yanına pilav ve cacık yapın derim. Bu yemeğinizi akşamdan veya sabahtan yapıp tam şöyle iftar saatinde de pişirebilirsiniz. Yemeğimizi soğutmadan sıcak sıcak servis tabağımıza alıyoruz. Tabağımıza kızarmış olan biberlerden de birkaç tane koyuyoruz. Yemeğimizin sosundan patateslerimizin üzerine tekrar şöyle bir gezdiriyoruz. Çünkü sosu gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Ve görüyorsunuz sosuyla da ne kadar iştah açıcı görünüyor. Ve şöyle hemen bir kıvamına bakıyoruz. Of, kaşar peynir o kadar güzel erimiş ki hemen yemek için insan sabırsızlanıyor. O köfteleri kızartmadan koyduğumuz için köftelerimiz lokum gibi ve yumuşacık. İçerisine erimiş olan bol kaşar peyniri ve kızarmış olan patateslerimiz, üzerine de dökmüş olduğumuz sos ile öyle bir lezzetli olmuş ki bunu size kelimelerle tarif edebilmem mümkün değil. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Deneyip tadına varmalısınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Şayet videolarımı izliyor ve tariflerimi beğeniyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni göndereceğim videolu tarifleri de kaçırmak istemiyor ve anında haberdar olmak istiyorsanız yine YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Her şeyin gönlünüzce ve sevdiklerinizle olmasıyla hoşça kalın, hep mutlu kalın.